Merhabalar. Bu dersimizde Go programlama dilinde türleri yani type konusunu inceleyeceğiz. Bir genel giriş yapacağız. Go'da basit türler vardır. Ve bu basit türler de şöyle. Nümerik olarak sıralayabileceğimiz integer. Tabii bunların yan tipleri oluyor. Mesela int diyoruz ama int aslında 8'lik, 16'lık, 32'lik ve 64'lük kapasitelere sahiptir. Siz sadece default olarak int dersiniz. O arka planda derleyici bunları yönetir. Gönderdiğiniz kapasiteye göre, örneğin sınırları, int'in sınırlarını zorlayacak bir kapasite varsa, örneğin küçük değil de daha büyük bir integer'ı kullanmayı tercih eder filan gibi. Bu performanstan dolayı kendisi bunu yönetir. Ya da unsigned dediğimiz sinyalsiz ya da işaretsiz dediğimiz U ile başlayan tipleri vardır bu nümeriklerin. Bunun da temel prensibi şudur. Normali yani U olmayan versiyonunda eksi değer de alabilir, artı değer de. Örneğin eksi 1 milyon değerini de verebilirsiniz. Normal 1 milyon. Eksi olmadan da yazabilirsiniz. Ama U da şunu yapıyor. Eksideki olan kapasite hakkını artıya çevirir. Artıya aktarır ve eksi değer veremezsiniz artık işaretsizlere. O yüzden eğer eksi bir değer olmayacaksa kullanmayacaksınız diyelim. Artı olarak da ciddi anlamda çok yüksek bir değer. Yani int'in kapasitesinin üzerine çıkma ihtimali olan bir değer varsa burada tabii ki sizin hesaplayıp bilmeniz gerekiyor. Tam olarak kapasiteyi. O zaman uint kullanıp eksi tarafındaki integer'ın hakkını artıya aktararak iki katı bir kullanım gerçekleştirebilirsiniz. İki katı bir integer kullanımı. Float 32 ve 64 var. Bunlar kullanılıyor. 32 bit ve 64. Kompleks 64 ve kompleks 128. Byte ve run var. Nümerik kısımda. Sonra boolean, true, false. String bir dizge. Bir metinsel bir char dizisi diye özetleyelim. Array var diziler için. Slice dizilerle alakalı. Dizilerin bir kesmesi. Dilim olarak geçer. Slice. Bununla ilgili de bir konumuz var. Array gibi ama Go'ya özgü bir şey. Struct sınıf gibi. Go'da sınıf yok. Yani C# ve Go'dan bildiğiniz class yok. Onun yerine struct var. Pointer işaretçiler. C geliştiricilerin özellikle C++'ların bildiği pointer olayı burada da var. Map var. Harita diye Türkçeleştirebileceğimiz. Bu da dizi gibi. Onunla ilgili de örneklerimiz var. Channel ise concurrency programlama içerisinde kullanılan bir haberleşme nesnesidir. Neyle neyin haberleştiğini söylemiyorum. Kafanız karışmasın diye. Çünkü tamamen yeni bir şey. O yüzden sadece concurrency içerisindeki bir haberleşme aracı nesne olarak söylemekte fayda var. Function da bildiğimiz fonksiyon nesnesi. Interface, arayüz ve türlerimiz bu şekilde.